İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, Counter Strike Global Offensive'de Overwatch incelemesi yapıyoruz. Dust 2 haritasındayız. Şüphelimiz CT başlamış ve 5-0 gerideler. Bakalım nasıl bir şüpheliyle karşılaşacağız. Gelen yorumlar doğrultusunda olabildiğince az bir şekilde yavaşlatacağım maçı. Bakalım şüphelimiz gerçekten bir hileye karışmış mı veya oyun bozanmış yapacak mı? Normal bir kill. Oradan gördü zaten. Görmüş olma ihtimali var. Bu killde bir sıkıntı yoktu. Bu biraz yine normal kabul edilebilir ama şüpheli bir killdi. Evet. Nereye bakacağını biliyor gibi geldi bana şu ana kadar ama tabii biraz izlemek gerekiyor. Ön yargılı davranmamak gerekiyor. Bomba geldi. Orada biri olduğunu zaten biliyor. Şimdi mesela midde takım arkadaşı var. Alt tünelden gidiyor. Orada biri olduğunu ona söylemiş olabilirler. Yani artık onu biliyor olabilir. Şimdi bu konuda bir sıkıntı yok. Onu gördü mü orada yoksa... tam fark etmedim. Görüp görmediğini. Bir yerde de yavaşlatmak gerekecek tabii ki. Bomba yedi. Bombayla öldü iki tane bombayla. Yani şu ana kadar çok şüpheli bir hareketi yok. Hile olabilecek durumlar olabilir. Şu an flashlandı. Burada biraz yavaş. Bakın. Oo. Yani görüyorsunuz iki killde de çok ne derler ona? Aim mi var acaba? Wall mu var? Yoksa ikisi de mi yok? Çok şüpheli ya. Bakın şimdi bir daha var. Double door'un dışında AWP ile bekliyor. Bakın onu görmedi. Onu görmedi. Ama onun orada olduğunu tahmin edebilir ama şu an bakın biliyor. Nerede olduğunu biliyor. Headshot attı. Bir tane daha headshot attı. Bence biraz şüpheli bir arkadaş bu. Bu arkadaşta biraz sıkıntı var. B'ye gittiklerini bilmesinde bir sıkıntı yok. Bakalım. Orada şüpheli bir hareket olacak mı? Bomba kuruldu. Tamam, window'a bakıyor. Bu normal bir durum olabilir. Zaten oradan ateş edildiğini gördü. Oo, yine headshot attı. Onun diğer oyuncunun tünelde olduğunu çok emin. Kill alamadım. Bence wall hack olması çok olası ama aim hack de olabilir gibime geliyor. Biraz daha dikkat etmek lazım. Dikkatli bakmak lazım. B'ye gidiyor. Şu an B'ye giren bir T oyuncusu var ama alt tünele yöneldi. Tamam, kontrol etti, normal. Tamam, onu gördük. Aim yok gibi şu anda en azından. Kill alamadı. Aa, burada yine headshot attı ama. Bir eğim olabilir, yardımcı eğim olabilir. Yani eğime yardım eden, direkt eğim almasını sağlayan değil ama kolaylaştıran bir şey olabilir. Şimdi burası kritik. Burada bakalım. Demin ölmüştü short'tan girdiğinde ama bu sefer tabi takınca fazla kişiler. Oo. Head attı hem de smoke'un içinden headshot attı. Bakın o adamın nerede olduğunu, oo, oyuncunun orada nerede olduğunu direkt biliyor. Ona da headshot attı. Kesinlikle bir headshot daha. Kesinlikle. Burada headshot, burada vuramadı ama çok enteresan. Yani bir aim yardım olduğunu düşünüyorum bu arkadaşlar. Demin duman içerisinden birisini aldı, sonra hiç görmesi olası olmayan birisini doğrudan yerini tahmin etti. Tamam, onun site'de olduğunu, bombalama alanında olduğunu tahmin etmesinde bir sıkıntı yok ama doğrudan kafasına nişan alarak ona döndü. Aim hack de olabilir, wall hack de olabilir. Hangisi var şu anda bilmiyorum. Long geliyorlar. Bakalım burada vereceği sınav önemli. Burada vereceği sınav önemli. 4 kişi... Aim hack'i görüyorsunuz arkadaşlar. Yani üst üste 5 headshot. Yani artık. Bence wall hack de var, aim hack de var. Bunu bilmiyorum, yorumlara yazarsınız ama bunu bence bir pro oyuncu bile bu kadar üst üste atamaz yani.
mahvetti orada. Katliam yaptı. Long gelmiyorlar bu sefer. Alt tünele girdiler. B'ye giriyorlar. Alt tünele girmediler. Özür dilerim. B'ye giriyorlar. Bir tane de T'de var. AFK mı? Yok. AFK değil. Şimdi hareketlendi. Bence hem aim hack var hem wall hack var bu arkadaşta. Belki aim hack tam bir aim hack değil. Yardımcı da olabilir bilmiyorum ama. Evet, nerede olduğunu biliyordu. Evet, öldü ama bu sefer. Kesinlikle bir aim desteği var. O long'da aldığı kill, o smoke arasından aldığı kill. Görüş hilesi de var aynı zamanda. Ya bazen yorumlar geliyor, bunlar olabilir. Evet, olabilir. Ben de bunu her zaman söylüyorum ama bir maçta bir tane olur, iki tane olur. Hadi ama çok şüpheli hareket olunca da bir şeyler var demek ki. Şimdi midi tutuyor. Çok tutmuyor aslında. Şimdi baktı. Tünelde sıkışmış durumdalardı ama B'yi temizledi gibiler. T tarafı. Şimdi B'ye giriyorlar. Tamam, orada arkadaşı öldüğü için ona info vermiş olabilir. Bunda bir şey yok. Anormal bir durum yok. Şimdi bakın. Hop yani. Kesinlikle wall hack var. Aim hack de muhtemelen var. Nerede olduğunu, nerede durduğunu biliyordu. Görmeden aldı oyuncuyu. Tamam, burada bombayı attı, onu gördü. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi duman arkasından mı kalacak oyuncu? Duman arkasında. Hadi al o kili de bizi uğraştırma. Yani orada aslında ateşi de et. Bakın yani görüyorsunuz, kesinlikle var. Şeyi, crosshair'ı üzerinde gidiyor. Bakın duvar arkasında ama nereye bakması gerektiğini biliyor. Hiç yani şeye de uğraşmıyor bakın. Doğrudan oyuncu üzerinde. Bakın. Tamam, şu anda orada ateş ediyor. Bunu yerini bilmesinde bir sıkıntı yok ikinci aşamasında ama B'ye girerken gördünüz. Doğrudan oyuncu üzerinde crosshair'ı window'dan sıyırdı ve o crosshair doğrudan oyuncuyu üzerine geldi ve kilini aldı. Oo. Yani scout'la şeyin kapının arkasından headshot attı. Yine biliyordu nerede olacağını. Headshot attı hem de. İkinci headshot'ı. İmkanı yok yani. Ya da ben o kadar kötü bir oyuncuyum ki böyle bir şey imkan vermiyorum ama bence kesinlikle hem aim hem wall hack var. Yorumlarda da bir bakın nerede olduğunu görüyorsunuz. Crosshair üzerindeydi. Evet. Hem nişan desteğine hem görüş desteğine delil suçu ispatlamak için yeterli diyorum. Diğerlerini ise yetersiz delil diyorum. Bilmiyorum, bana kesinlikle hem wall hack hem de aim hack olduğunu düşündürdü. Aim hack muhtemelen arada açıp kapıyordu çünkü bazı yerlerde ne derler ona, isabet sağlayamadım. Ama isabet sağladıklarında da çok şüpheli isabetler sağladı. Spray yapmadan mesela long'da direkt 5 tane headshot attı AK-47 ile. O yüzden oldukça şüpheliydi. Kararımızı bildirelim. Hem aim hack hem de wall hack dedik bu şüpheliye. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videolara göz atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.